Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde immünolojinin genel tanımları üzerine konuşacağız. Hapten, adjuvan ve immünojen kavramları üzerine konuşacağız. Hem çıkmış tuz hem de çıkmış yan dal sınav soruları içeriyor. O yüzden dikkatle dinleyelim. Peki tanımlarımıza dönecek olursak aslında biz antijen ve immünojen kavramlarını sıklıkla birbirinin yerine kullanıyoruz. Çoğunlukla da yanlış bir isimlendirme değildir arkadaşlar. Hem de ağız alışkanlığıdır. Antijen yerine immünojen, immünojen yerine de antijen gibi kavramlardan bahsedebiliyoruz yer yer. Şimdi genel tanımlara gelecek olursak immün sistemi biz iki grupta incelemekteydik hatırlayacak olursak. Birincisi doğal yanıt, ikincisi de kazanılmış yanıt olmak üzere. Doğal yanıt hali hazırda bulunan yanıttı. Kazanılmış yanıt ise doğal yanıtın üzerine gelen yanıttı. Kabaca ifade etmek gerekirse kazanılmış yanıt doğal yanıttan farklı olarak bir spesifitesi yüksekti. İkincisi bellek hücreleri oluşumu söz konusuydu kazanılmış yanıtımızda. Ve kazanılmış yanıtında iki temel elemanı birincisi hücresel immünite, ikincisi de hümoral immünite olmak üzere. Hücresel immünite deyince T lenfositler, hümoral immünite deyince de aklımıza B lenfositler ve B lenfositlerin aktive formu olan plazma hücrelerinin üretip etrafa saçmış olduğu antikorlar aklımıza gelecekti. O halde B lenfosit ya da antikor hümoral yanıtı meydana getirirken T lenfositler de temel olarak hücresel yanıtı meydana getireceklerdi. İşte bu bahsetmiş olduğum antikorlar B lenfosit, T lenfosit tarafından spesifik olarak tanınabilen moleküllere biz antijen adını veriyoruz. Tanınabilenin altını üstünü çizelim. Tanındıktan sonra immün yanıtı uyarabilenine ise immünojen adını veriyoruz. Bir kez daha toparlayalım. İmmun sistemi ikiye ayırdık. Doğal yanıt kazanılmış yanıt. Kazanılmış yanıtta spesifik oluşumu ve bellek hücreleri söz konusuydu. Hücresel ya da humoral şekilde karşımıza gelebiliyordu. Hücresel yanıt elemanı T lenfosit, humoral yanıt elemanı da B lenfosit ve antikorlardan meydana gelmekteydi. İşte bu hücresel ya da hümoral yanıt elemanları yani T lenfosit, B lenfosit ve antikorlar tarafından spesifik olarak tanınabilen moleküle antijen tanındıktan sonra immün yanıtı uyarabilenine ise immünojen adını veriyoruz. O halde her tanınan immün yanıtı aslında uyaramıyor. İşte immün sistem tarafından tanınıp immün yanıtı uyaramayan moleküle biz hapten adını vereceğiz. Peki adjuvan nedir? Adjuvan da immün yanıtı kuvvetlendiren molekül demektir arkadaşlar. Örneğin mesane kanserli hastada intravezikal BCG aşısı yapılır. Burada amaç immün yanıt hiç yok bir immün yanıt oluşturalım değil. İmmün yanıt var fakat yeterli değil. Biz bunu yeterli seviyeye çıkarmak amacıyla kanser hücresine karşı adjuvan olarak Intravizikal BCK aşısını yapmaktayız. Şimdi bu saymış olduğum tanımları tek bir resim üzerinde özetlemek istiyorum. 1- Sivrisineğimiz var arkadaşlar ve bu sivrisineğin iğnesi haptendir. İmmun yanıt tarafından tanınır fakat çoğunlukla düşük moleküler ağırlığa sahip olması nedeniyle immun yanıtı yeterince uyaramaz. Sivrisineğin gövdesi adjuvandır. Adjuvanın temel işlevi immun yanıtı arttırmaktır arkadaşlar. Peki haptenle adjuvan birleştiğinde neyi meydana getirecek? Sivrisineğin tamamını yani immünojeni meydana getirecektir. O halde bu dersten aklımızda kalması gerekenler sivrisineğin iğnesi haptendir, gövdesi adjuvandır. İkisi birden birleştiğinde immun yanıtı uyarabilir hale getirir ve immünojeni meydana getirirler şeklinde. İşte hem yan dal sınavında hem de tıpta uzmanlık sınavında bu tanım karşımıza geldi. Hapten'i bize sordular. Fakat Şıklardaki seçenekleri incelediğimizde hem şıklarda adjuvandan hem de immünojenden de bahsetmekteydi. O halde tanımlarımıza bir kez daha dönmek gerekirse, bir immün yanıt tarafından tanındığı halde immün yanıtı uyaramayan, çoğunlukla düşük moleküler ağırlığa sahip olan sivrisineğin iğnesine karşılık gelen resmimizde haptendir. İmmün yanıtı kuvvetlendiren ve resmimizde sivrisineğin gövdesine karşılık gelen adjuvandır sivrisineğin tamamına karşılık gelen immun yanı tarafından tanınan ve immun sistemi uyarabilen moleküle ise immünojen adını vermekteyiz. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.